Bu bölgede mi otlatıyorsunuz yoksa gene daha da aortanın eteklerini yukarı doğru çıkıyor? Yok, hayır. İlk geldiğimizde biz buradayız. 2 ay buradayız. 2 ay buradasınız. Evet. Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'a kadar da biz buradayız. Peki otlatma politikalarınız nelerdir? Yani otlatmayı saat sabah mesela o Nisan, Mayıs aylarında sabah kaçta otlamaya başlıyor hayvan? Bizde belirli, zaten genel olarak hepsinin belirli bir saati var. Saat 8.30'da otlatmaya çıkıyor sabah. Sabah 8.30'dan erken kimse çıkartmaz. Çünkü yerler yaş olduğu için, bir de ilkbahar olduğu için sıkıntı oluyor. Saat 8.30'da biz burada çıkartıyoruz. Evet. Öğlen de zaten o zaman da ot çoğaldığı için, çok olduğu için de hayvan fazla otlamıyor. 2 saat, 2.5 saat otluyor, doyuyor. Öğlen eve geliyor, eğer bir su içerse, içmese de geliyor, içerse de hayvanı getiriyorlar. Öğleden sonra saat 12, 1 gibi yine kaldırıyorlar, saat 5'te akşam getiriyorlar. 5'ten sonra otlama falan olmaz. Ha, yani akşam 5'ten sonra otlama olmaz. 5'ten sonra otlama falan olmaz. Peki yazın sıcağında ne yapıyorsunuz? Yani işte Haziran'ın sonuna doğru Temmuz, Ağustos gibi sıcak. Burada da sıcak oluyor. Burada da çok sıcak oluyor. Ağrı Dağı'nın eteklerine çıkıyoruz. Orada yaylalarımızda. Orada kalıyorsunuz. Evet, orada kalıyoruz. Burada da hava sıcak. Orada ağıllarınız mı var sizin? Yok, hayır. Sadece çadır kuruyoruz. Bazen de seyyar gidiyoruz. Ha, seyyar gidiyorsunuz. Evet. Orada. Bir gün burada, yarın orada, öyle geçiniyoruz. Ama çünkü belirli yaylalarımız var hepsi. Oraya kaç saatte gidiyorsunuz mesela, daha yukarılara? Kaç saat sürüyor gitmek? 5 saatte, 4 saatte gidebiliyoruz yani. O zaman kalıyorsunuz orada. Devam, her gün 5 saat git gel. Yok, biz devamlı orada kalıyoruz. Gece gündüz artık oradayız. Yani orada gidip gelmemiz artık olmaz. Orada da ot bol olduğu için. Yani orada da hem su hem de ot bolluğu olduğu için, bir de havanın orada serinliği, ağrıdan rüzgarıyla havanın serinliği çok güzel. Artık orada da bir fazla bir sıcaklık olmaz. Olmuyor zaten. Yani o zaman kuzularınız ne zaman doğuyor demiştin? Şubat ayının sonuna doğru doğuyor. Şubat 10'unda falan doğuyor. Ne zaman satışlarınız başlıyor, kuzu satışlarınız? Kuzu satışlarımız yani nasıl diyeyim ki, Mayıs şeyde, yani sonbaharın bir, bundan bir 10-15 gün önce sattık yani. Artık Temmuz'a mı denk geliyor, ne denk geliyorsa. Yok, Eylül, şimdi daha yeni sattıysan Eylül ayına denk. Eylül ayında satıyor. Eylül ayında artık satmaya başlıyorlar. Ama gene daha satılmamış kuzular da var, onlar dişiler. Dişileri satmıyoruz. Erkekleri satmıyoruz. Erkekleri satıyoruz, dişiler genel olarak da satmıyoruz. Genelde bu sağımı da bunlarda yapıyorsunuz. Evet, leğenlerde yapıyoruz. Evet, bu da değerli izleyiciler, süt sağım leğeni değil evet, mi? Evet, doğrudur. Yoğurdunuz da bunda mı yapıyorsunuz? Yok, yoğurdu. Yoğurdu ayrı şeyde yapıyorsunuz. Yoğurdu ayrı şeylerden yapıyoruz. Sağımı bunda yapıyorsunuz. Evet. Hayvanlarınızla ilgili böyle hani burada yaşadığınız olaylarla ilgili böyle ilginç o şeyler var mı? Vakalar var mı koyunlarla ilgili? Böyle anlatsanız bize de, biz de. Vallahi herhangi ilginç bir vakamız yoktur yani. Evet. Sabah akşam zaten aynı işten olduğumuz için pek fazla da başka olaylara sebep de vermiyoruz. Evet. Çok fazla giden gelen olmuyor. Turist geliyor mu buralara? Turist geliyordu daha. Turist daha önceden çok geliyordu buradan, yani yasak bölge olmadan önce. Çünkü yasak bölge olduğu için artık millet çekindi. Gelmiyor, yani çekindi. Gelmiyorlar. Çok nadir geliyorlar. Eskiden Ağrı Dağı kadar buradan da aynı buraya gelip Karakul'un yanında Ağrı Dağı kadar çıkıyorlardı. Zirveye kadar. Çok güzel ya buralar. Buralar tarihi eserdir. Burası çok güzel. Yani tarihi buranın eser, evet. Yani harika. Her taş sanki bir tarihi eser.